Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün oldukça önemli bir konuyu mercek altına alıyor olacağız. Bildiğiniz gibi otomobil pazarında her an yeni gelişmeler bizleri bekliyor. Bunların başında da Dacia Duster modelinin artık Renault çatısı altında bizlere sunulması geliyor. Bildiğiniz gibi Duster Dacia'nın en popüler modellerinden bir tanesi, hatta en popüler modeli diyebiliriz. Zira SUV pazarına göz attığımızda Duster bu pazardaki en uygun fiyatlı birkaç tane araçtan bir tanesi ve hal böyle olunca da hem Türkiye pazarında hem de Avrupa pazarında Duster'a olan ilgi oldukça yoğun. Ve Renault da bunun farkına varmış olacak ki Dacia'ya şunu dedi: sen en popüler modelini artık bana veriyorsun dedi ve bununla beraber de artık Duster Renault çatısı altında üretime başlayacak. Yani artık Dacia Duster değil de Renault Duster olarak karşımıza çıkacak. Peki Renault Duster nerede üretilecek? Bu oldukça önemli bir mesele. Zira bizi yakından ilgilendiriyor. Peki yeni Renault Duster nerede üretilecek? Bu sorunun cevabını hemen verelim. Türkiye'de üretilecek arkadaşlar. Yeni Renault Duster Türkiye'de üretilecek ve bu da aracın fiyatlarını direkt olarak etkileyecek diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Dacia Duster daha önceden Romanya'dan üretiliyordu. Ancak artık Renault bu otomobili kendi bünyesine katmasıyla beraber Türkiye pazarında üretmeye karar verdi ve artık Renault Duster yerli biçimde karşımıza çıkacak ve bu da arabanın fiyatlarını direkt olarak etkileyecek bir mesele. Videonun sonuna geldiğimizde zaten bu konuya özellikle değinmiş olacağız. Ancak şimdi Renault Duster'da neler değişmiş olacak? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Dacia Duster uygun fiyatlı bir arabaydı ve bununla beraber de özellikle iç mekanı geçtiğimizde pek çok plastik malzeme bizleri karşılıyordu ve bir Dacia arabasına bindiğimizi görmüş oluyorduk, hissetmiş oluyorduk, bilmiş oluyorduk. Ancak Renault Duster'la beraber bunlar değişmiş olacak. Özellikle iç mekanda biraz daha konfor odaklı bir araba karşımıza çıkmış olacak. Elbette yine sert plastik malzemeler kullanılacak. Ancak özellikle kokpit tarafında sert plastik malzemelerin yerini biraz daha yumuşak malzemelere bırakacağını ifade edebiliriz. Bu da özellikle trim sesi gibi seslerin kesilmesine zemin hazırlayacak ve o yolcuların daha konforlu bir yolculuk yaşamasını sağlayacak diyebiliriz. Peki dış tasarım anlamında bizleri neler bekliyor? Dacia Duster aslında oldukça şık bir tasarım çizgisine sahipti. Ancak Renault Duster'la beraber bu şıklık daha da ileri boyutlara taşınmış olacak ve Renault Duster çok haşmetli bir araba olarak karşımıza çıkacak. Oldukça karizmatik bir araba olarak karşımıza çıkacak diyebiliriz. Ben Renault Duster'ı çok beğendim. Özellikle arka tarafa baktığımızda arka stopların Y formu oldukça şık duruyor. Ön tarafa baktığımızda yine oldukça şık bir tasarım çizgisi benimsenmiş durumda ve bu arabanın yollara çıktığınızda direkt olarak dikkat çekmesini sağlayacaktır. Yani bu araba bir Renault Duster olarak değil de atıyorum Land Rover'un bir modeli olarak karşımıza çıksaydı tasarım çizgisi çok fazla beğeni toplardı. Ancak tabii ki marka algısından dolayı işte ya bu Dacia ya da Renault deyip geçenler olabilir ama sakın böyle bir yanılgıya düşmeyin. Tasarımsal anlamda özellikle bu araba çok can yakacak diyebiliriz. Peki Renault Duster'daki motor seçenekleri nasıl şekillenecek? Arkadaşlar bildiğiniz gibi Dacia Duster'da dizel motor seçeneği mevcuttu. Fakat Renault Duster'la beraber bu rafa kalkıyor. Yani dizel motor seçeneği artık bizlerle beraber olmayacak. Araba elbette ki benzinli bir motorla beraber karşımıza çıkacak. Ancak sadece benzinli motordan söz etmiyoruz burada. Bir LPG'li seçenek, bir de hibrit seçeneğin bizleri karşılayacağını ifade edebilirim. Yani artık Renault Duster'da dizel motor olmayacak, bu araba çok yakar diyenler için de arkadaşlar burada Renault benzinli seçeneğin haricinde LPG'li seçenek ve hibrit seçeneği de tüketicilerin beğenisine sunmuş olacak. Yani bu anlamda da içiniz rahat olabilir. Peki arabada otomatik versiyon olacak mı? Elbette olacak. Otomatik vitesle beraber 4 çeker versiyonunda bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz. Zaten bildiğiniz gibi Duster C SUV'la B SUV arasında kalmış bir SUV modeliydi arkadaşlar. Yine bu görüntüsüne devam edecek. Yani ne C SUV kadar geniş ne de B SUV kadar dar bir araçla karşılaşacağız. Özellikle bu durum bagaj açımında karşımıza çıkacak. Yani ben 450-500 litrenin arasında bir bagaj hacmi bekliyorum. Bu da özellikle geniş aileler tarafından oldukça merak edilen bir detaydı. Zira Duster özellikle Karadeniz bölgesinde çokça tercih edilen bir araçtı. Artık Dacia Duster'ı değil de Renault Duster'ı tercih etmeye
devam edebilirsiniz. Zira dediğim gibi bagaj anlamında herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. 450-500 litre civarında bir bagaj hacmi sizleri bekliyor. Bu da günlük ihtiyaçlar açısından oldukça yeterli bir bagaj alanı, yükleme alanı diyebiliriz. İç mekana da kısaca değinmek istiyorum. İç mekanda özellikle arka koltukta yolculuk edenleri yine baş ve diz mesafesi anlamında yeterli genişlik bekliyor. Yani Renault Duster'ın arkasına oturduğunuzda rahat bir şekilde uzun yolculuk yapabilirsiniz. Yani daralmadan, herhangi bir problem yaşamadan yolculuklarınızı tamamlayabilirsiniz. Yani aracın arka kısmında da genişlik anlamında, ferahlık anlamında herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. Peki ama Renault Duster'ı ne zaman yollarda göreceğiz? Arkadaşlar, bu konu aslında çok fazla uzamayacak. Aracın Nisan ayı gibi satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Özellikle firmanın yakın zamanda aracı ön siparişe çıkarma gibi bir düşüncesinde olduğunu ifade edebiliriz. Peki bu arabanın fiyatları ne kadar olacak arkadaşlar? Şu anda baktığınızda Dacia Duster'ların fiyatı 923.000 TL'lerden başlıyor. İşte 1.5 milyonlara kadar çıkıyor. Renault Duster'da biraz daha fazla bir fiyat bekleyebiliriz. Ancak yine de bu fiyat 1 milyon seviyesini aşmayacaktır. Özellikle başlangıç paketine baktığınızda arkadaşlar, manuel vitesli bir Renault Duster sizlere yine 950.000 TL ile 1 milyon Türk Lirası arasında sunulacaktır diyebiliriz. Peki en yüksek donanım versiyonlarında bizi nasıl bir fiyat bekliyor? Bugünkü Duster'a baktığınızda, Dacia Duster'a baktığınızda 1.5 milyon TL'lik bir fiyat etiketini görüyorsunuz. Renault Duster için de yine aynı fiyat politikası devam edecektir. Yani Renault Duster'da da 1.5 milyonun ötesinde bir fiyatı çok fazla görmeyeceğiz. Belki 1 milyon, belki 1.5 milyonu birazcık aşar. Ancak bunun çok daha ilerisini görmeyeceğiz diyebiliriz. Yani fiyat anlamında da beklentilerimiz bu yönde. Yani biraz dolu bir Clio ya da Egea parasına Renault Duster sahibi olmak yakın zamanda sizin elinizde olacaktır ki böylesine bir araba için bence 950.000 TL'ler çok fazla bir fiyat değil. Çünkü güncel piyasaya baktığınızda zaten B hatchback modellerinin bu paralara çokça satıldığını görüyoruz ki Renault Duster seviyesindeki bir araçtan bahsediyoruz burada. Renault Duster yani öyle çok tabii ki üst segment bir araba olmayacak ama yine de tasarım anlamında baktığınızda, iç malzeme kalitesi anlamında baktığınızda bu saydığım işte Clio'lardan, Egea'lardan çok daha önde olacaktır. Ve bunu göz önüne olarak değerlendirdiğinizde de Renault Duster'ın uygun fiyatlı bir araba olduğuna kanaat getirebiliriz. Tam bir fiyat performans aracı olacağını söyleyebiliriz diyoruz. Ve şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.